Muhterem dostlar, Eğitim Rehberi programına hoş geldiniz. Bugün inşallah yine anne baba tutumlarına devam etmiş olacağız. Daha önceki programımızda 3 tür anne baba tutumunu görmüştük. Şiddetli ve reddedici anne baba tutumu, pasif kayıtsız anne baba tutumu ve baskıcı, otoriter, katı anne baba tutumunu görmüştük. Bugünse inşallah Dengesiz, kararsız ve tutarsız anne baba tutumu üzerinde duracağız. Dengesiz, kararsız ve tutarsız anne baba tutumu üzerinde duracağız. Şimdi bu anne baba, bu ebeveyn tutumu aslında yine sıkıntılı tutumlardan bir tanesi, yaklaşımlardan bir tanesi. Yani anne babanın ya kendi içinde ya birbirleri arasında bir dengesizliğinin olması, bir tutarsızlığının olması ailede ciddi anlamda bir sorundur kendi içinde derken şunu kastediyorum. Bir anne çocuğuna örneğin bu bardağı düşürdüğünde bardağı düşürmesiyle ilgili bir keresinde çok kızıyor. 2. gün düşürdüğünde bir şey demiyor. 3. gün tekrar kızıyor. dördüncü gün yine bir şey demiyor. Çocuğun ne zaman nasıl hareket edeceği noktasında bir dengesizlik veya bir o bardağı kırdığı zaman daha önce maalesef şiddet uyguluyor, tokat atıyor vesaire hareketlerde bulunuyor. Ortalığı dağıtıyor. Anne bir gün sonra babanın yanında böyle bir şey yaptığında çocuğa hiçbir şey demiyor. Burada çocuk hangi davranışın doğru, hangi davranışın yanlış olduğunu anlayamayabiliyor. Yine baba da aynı şekilde çocuğa davranışlarında dengesiz bir yaklaşım sergilemiş olabiliyor. Yani akşamleyin bir akşam bir şeye kızdığı halde diğer akşam o şeye kızmamaya başlıyor ve bu ciddi anlamda bir sorun teşkil ediyor. Şimdi e, önemli bir noktada anne babanın çocuğun yanında birbirlerini eleştirmesi ve tutarsızlıkla suçlaması. Yani anne ba, annenin bir şeye çok önem veriyorken babanın o şeye önem vermemesi veya tam tersi durumu, yani baba bir şeye önem veriyorken annenin bir şeye önem vermemesi çocuğun hangisi doğru sorusunun cevabını bulamamasına neden oluyor. Ve çocuk otomatikman eee davranışları anlamlandıramaya anlamlandıramıyor ve bununla beraber nasıl davranacağını bilemez hale geliyor. Yine annenin ve babanın aralarındaki durumlarda çocuğun tarafını tutması da ciddi anlamda bir sıkıntı oluşturabiliyor. Dengesiz, kararsız ve tutarsız anne baba tutumları için bu gerçekten önemli bir nokta. Bu tutumda olan anne babalar çocuğun tarafını tutuyor Çocuğu koruyup kolluyor ve e, bu noktada maalesef eğitim yanlışları söz konusu olabiliyor. Yani anneyi değilliyor ya da babayı değilliyor. Babayı saf dışı bırakan bir davranışla yaklaşıyor ve maalesef ciddi sorunlar ortaya çıkmış oluyor. Öncelikle dostlar şunu ciddi anlamda kabullenmemiz lazım. Unutulmamalıdır ki çocuklar çok iyi gözlemci. Onlar hani 2-6 yaşta dokunmuştuk. 3 yaşından itibaren dikkat ettin, dikkat edin, dikkat edin demiştik. Artık evde bir kamera var. Hatta o kamera her yerde var. Hatta o kamera sadece görsel olarak çekmiyor. Duyuyor da. Hali de çekiyor. 3 yaşından itibaren çocuklar sizi çok iyi gözlemlen gözlemliyorlar. Ve anne babalarından başlıyor bu gözlem. Onların davranışları, yaklaşımları, hareketleri, tutarlılıkları, tutumları o kadar önemli ki o kadar önemli ki oradan yavaş yavaş çocuklar eğitimlerini gerçekleştirmiş oluyorlar. İşte burada anne babaların tutarsızlığına bir örnek de şu çok kardeşli durumlarda bazı kardeşlerin daha fazla sevilmesi ve maalesef bunun fark ettirilmesi de ciddi anlamda bu anne baba tutumuna giriyor. Dengesiz, kararsız, tutarsız. Yani hatta bütün çocuklarını eşit düzeyde sevdiklerini söylerken bazılarına bir takım ayrıcalıklar ortaya koymak durumu söz konusu olabiliyor ki e, burası çok önemli çünkü diğer çocuk yavaş yavaş kıskanmaya e, abime da veya kardeşime veya en küçük kardeşime daha güzel davranıyorlar onlara, ona daha güzel fırsatlar sunuyorlar diye kıskanmaya bir takım kin duyguları beslemeye başlıyor, inatçı olmaya başlıyor, hatta o kardeşi kötülük yapmaya başlıyor. Hatta yaşına göre bazen aklınıza gelemeyecek akran zorbalığı tarzında yaşlar yakınsa bir takım davranışlar, fiziksel şiddet de söz konusu olabiliyor. İşte burada anne babanın gerçekten adaletli davranışı çok önemli çünkü... Daha fazla sevgi ve ilgi koparmak istediği için bir yarışma ortaya çıkmaya başlıyor. İşte dengesiz ve tutarsız anne baba tutumunun ciddi anlamda sıkıntısı. Özellikle çok kardeşli yapılarda ciddi sıkıntıları var. Çocuklar birbirlerine zarar verebiliyorlar. Yarın öbür gün farklı sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Yani burada anne babanın gözünde kardeşi kötülemeye çalışmak, onu geçmek gibi bir yarış söz konusu olabiliyor. Yine bu tip anne babalar... Aynı zamanda çocuğa her türlü ortamda tutarsız bir yaklaşım sergilebiliyorlar. Mesela kız çocuklara daha fazla önem verilen ortamlarda bölgelerde veya erkek çocuklara daha fazla önem verilen ortamlarda bölgelerde farklı cinsi cinsiyete göre farklı yaklaşımlar söz konusu olabiliyor. Burası da gerçekten ciddi anlamda tehlikeli olabiliyor. İşte çocuklara e, verilen eğitimde de tutarsızlık biraz önceki söylediğim noktalarda e, davranışlara maalesef yansıyor. Yani bir takım e, kardeşler çok güzel okullarda okurken veya bir takım eğitim imkanları sağlanırken arkadan gelenlerde ya da öncekilerde ya da sonrakilerde farklı yaklaşımlar veya farklı imkanlar söz konusu olabiliyor. Tabii buradaki hani maddi şartları dışarıda bırakıyoruz. Maddi şartlardan bahsetmiyoruz ama süreç içerisinde çocuğa verilen eğitimde de o sevgi, o ayrımcılık, o yaklaşım farkı çocuklar tarafından hemen fark edilebiliyor. İşte burada büyük çocukların yetiştirilme tarzları, küçük çocukların yetiştirilme tarzları aradaki farklılıklar İlk çocukta ilk çocuğu yetiştirirken hani daha otoriter oluyor insan, daha kuralcı. Genelde ilk çocukların yapıları ona göre oluyor. Daha böyle anaç olurlar ilk çocuklar. Daha bir böyle ötekilere sahip çıkmaya, kardeşlerine sahip çıkma refleksinde olurlar. Sanki e, ortancalar birazcık daha esnek, küçük çocuklar da ise işte daha sevecen ve hoşgörülü olabiliyor. Yani bu noktada hani şımartılmaya doğru gidebiliyor. Ortancaların çektiği farklı sıkıntılar var. Bu noktada tutarsızlık açısından çok can alıcı bir örnek. Ortanca çocuğa şöyle davranılıyor. Büyüyle davranırken sen küçüksün, küçüğüne davranırken sen büyüksün. Şimdi çocuk diyor ki ben büyük müyüm, küçük müyüm? Karar verin. Hani büyüyle olan bir olayda ortanca sen küçüksün, haddini bir, Küçükle olan bir meselede bak sen büyüksün, idare etmen gerekir, yaklaşımında bulunuyor. Ortanca hangisini yapacak? Hani nasıl hareket edeceğini çocuk şaşırmış oluyor. İşte burada... E ee, maalesef bir tutarsızlığın bir yönü de bazen baskı veya ortam veya imkan noktasında olabiliyor. Bazen de çocuğa boyun eğme noktasında da e, hani bir eğitim hatası yapılıyor maalesef. Ee, çocuğa pasif davranma noktasına geliyor. Yani ee, anne babaya çocuk hükmediyor. Evdeki kuralları çocuk ortaya koyuyor. Her şeye çocuk karar veriyor. Aman ağlamasın. Aman hasta olmasın. Ay canım vah canım. Zaten işte birazcık özürlü. Zaten belli eksikleri var. Zaten şunlar var. Aman biz üzmeyelim tarzında yaklaşımlar da e, çocuğu bir, bir zaman sonra frenleyemez hale geliyor. Sonra da olmadık zamanda anne ya da babadan bir tanesi bu hareketlere bakıyor. Yanlış gidiyor. Bu sefer çok dik bir davranış. Çok aşırı bir disiplin çocuk ne yapacağını şaşırabiliyor ve evin içinde nasıl davranacak? Evin dışında nasıl davranacak? Yani her zaman her yerde dediği olacak mı, olmayacak mı? Çocuk bir takım ikilemlerde kalabiliyor maalesef. Dengesiz, kararsız ve tutarsız anne baba tutumu çocuklarımızı nasıl etkiliyor? Çocuklarımızın kişiliğini nasıl etkiliyor? Evet bu sorunun cevabı aslında biraz önce anlattıklarımızın da içinde yatmakla beraber e ee, çocuk hangi davranışın nerede, ne zaman ve nasıl yapılacağını kestiremiyor maalesef. Yani eğer kendisine dengesiz davranılıyorsa, tutarsız davranılıyorsa çocuk da dengeli bir davranış sergileyemiyor. Tutarlı bir davranış sergileyemiyor. Yani neyin doğru, neyin yanlış olduğunu kestiremeyebiliyor. Bu sefer bakıyorsunuz bir yerde bir şey yapıyor. Diyorsunuz ki ha demek ki bu böyle düşünüyor. Başka bir yerde çok alakasız bir şey yapıyor. Allah Allah daha önce böyle yaptı şimdi şöyle yaptı. Toplumun içerisinde onunla ilgili bir kişilik sıkıntısı, bir davranış sıkıntısı söz konusu olabiliyor. Yani bu çocuklar aynı zamanda ceza odaklı yaklaşmış oluyorlar. Yani yaptığı hareketin doğruluğu ya da yanlışlığı değil de ceza alıp alamayacağı noktasında ben bunu yaparsam nasıl ceza almam? Bu hareket doğru mu yanlış mı bunu sorgulamıyor. Karşılığa bakmıyor. Bu hareketin doğruluğu yanlışlığı önemli değil. Ben ne zaman ne yaparsam cezadan kurtulabilirim şeklinde yaklaşıyor. O zaman o davranış kişinin olduğu yere göre, cezanın olduğu yere göre, durumun olduğu yere göre şekillendirmeye başlıyor. Ha, o zaman edilgen bir yapı oluşuyor ve çocuk davranışının hangisinin doğru olduğu çocuk için önemli olmuyor. Ben hangisinin sonucunda ceza almam? Nasıl çıkarlarım üzerine çalışabilirim? İşte bu nokta ciddi anlamda çocuk için toplumun içerisinde farklı davranış şekillerini ortaya koyuyor. Yani bazen çocuğa bakıyorsunuz kendini kanıtlamak üzere, dikkatlerini üzerine çekmek üzere ciddi anlamda sinirli, bazen ürkek, bazen çok yumuşak davranışlı, bazen çok ılımlı, bazen de ciddi anlamda hızlıca öfkelenen tepkisel bir kişilik ortaya koyabiliyor çocuk. Yani farklı kişilik Yapıları çoklu kişilik bozukluğuna doğru gidebilecek belki de farklı kişilik yapıları ortaya çıkmaya başlıyor. İşte e, bu çocuğun ciddi anlamda büyürken şu tabii ortaya konuyor: rahat arkadaş edinmeme, çok farklı yaklaşımlarla beraber insanların onu anlayamaması ve insanların ondan farklı davranışları söz konusu olduğu için e, sağlıklı bir kişilik yapısı geliştirmek için çocuk çaba sarf etmek zorunda maalesef. Yani biz eğer dengesiz, kararsız, tutarsız bir anne babaysak, böyle davranıyorsak, yarın çocuğumuzun hayatta tutunabilmesi için çok işi var demektir. Çok işi var demektir. Aman dikkat. Bu davranış şeklinin bir kısmını yapıyor olabiliriz. Bazı davranış tutumlarını anne babalar farklı farklı bazen reddedici, bazen baskıcı, bazen dengesiz, bazen ilgisiz yaklaşımlarda bulunabiliyorlar. Aman dikkat etmemiz lazım dostlar. Bizde birazcık varsa kendimizi kontrol etmemiz, evin kurallarını koymamız, bir konuyla ilgili kararımızı netleştirmemiz, anne babayla beraber hareket etmemiz ve kendi davranışlarımızın içinde tutarlı ve kararlı olmamız bu tutumu birazcık olsun bu tutumun yan etkilerini azaltacaktır. Bu noktalara dikkat edelim. Yani bizim evimizde kurallar net, çizgi net, sistem net olmalı. Bununla ilgili bu süreci nasıl işleyeceğiz? İnşallah bir sonraki programımızda aile toplantıları konusunda ciddi anlamda çözümler sizler için üretmiş olacağız. Evet bugün bir de farklı bir anne baba tutumu biraz daha olumlu. Şimdiye kadar genelde olumsuzlar üzerinden gittik. Olumlu bir anne baba tutumundan bahsedeceğiz. Kabul edici, güven verici, hani hoşgörülü ve biraz da demokratik anne baba tutumu diye ifadelendirilen Anne baba tutumuna değinmiş olacağız. Anne babanın çocuğu kabulü, sevgi ve sevecenlik de ele alması. Öncelikle kabullenmesi. Evet bu benim çocuğum, bu benim yavrum, Allah'ın emaneti. Ben bunu kabul ediyorum diye kabul etmesi. Çocuğun bir birey olarak kabul ettikten sonra eğer bir bireyse bunun ilgiye ihtiyacı var, sevgiye ihtiyacı var. İstekleri var, yapısı ve kabiliyeti var. Hani sosyalleşmesi için desteklenmeye ihtiyacı var. işbirliğine ihtiyacı var. Hani arkadaş canlısı, duygusal olması için eğitime ihtiyacı var. Şeklinde düşünen anne baba öyle bir davranır ki bu çocuk dengeli ve mutlu bir birey olarak yetişiyor. İşte anne baba birbirlerine karşı olan duygularında net ve açık olurlarsa burası önemli. Birbirlerine karşı olan duygularında net ve açık olacaklar anne baba. Aile içinde bir güven ortamı bir huzur ortamı, bir şeffaflık olacak. Kurallar net, yapılanlar net, davranışlar net olacak. Problemlerle nasıl baş edecekler acaba? Bunu beraber araştıracaklar. Rahat bir iletişim söz konusu, kabul edici, güven verici e, tutumda. Kabul etmek demek ne demek? Karşı tarafın söylemlerini bir birey olarak kabul etmek ne diyor acaba? Ne istiyor? Neyi hayal ediyor? Neyden dolayı bunu yapıyor? İşte bunu güzelce gözlemleyen anne baba, kabul edici, güven verici anne baba, hoşgörülü anne baba. İşte Bu ortamda yetişen çocuklar özellikle kişilik özelliği olarak problemlerle nasıl baş edebileceklerini örneklerle görmüş oluyorlar zaten. Çok güzel bir yaklaşım. Eğer aile çocuğa değer verirse, kendi benliğini, kendisine anlatma özgürlüğü verirse... O noktada çocuk kendisini rahat ifade edebilirse, e, sağlıklı bir biçimde bir iletişim olursa olgunlaşma da sağlıklı oluyor. Bakınız küçük çocuklarda oyun çok önemli dedik. Neden oyun önemli? Çünkü oyun bir iletişim zemini. Büyüyünce de iletişim, iletişim, iletişim. Eğer bizim iletişimimiz sağlıklıysa, ön yargılardan arınmış, gerçekten karşı tarafın mesajını anlamaya yönelik. Karşı tarafa mesaj verirken de ön yargılardan alın, arınmış, doğruyu, iyiyi, güzeli bulma adına karşı tarafa mesajlar veriyor. Bu kuralları beraber koyuyor, bunların yan etkilerini beraber algılıyor ve beraber uyguluyorsak ne kadar güzel, şeffaf bir ortam oluyor, net bir ortam. Yani bir kuralı koyuyoruz, kuralın yaptırımını da beraber koyuyoruz. Ceza değil, yaptırım. Ceza ile müeyyide farklı şeyler. Ceza ile yaptırım aynı şey gibi algılansa da farklı şeyler. Yaptırım olayla ilgili bir sonuç. Olayla ilgili bir sonuç. Ceza başka bir şey. Dersini yapmazsan tabletten mahrum ederim. Tablet ayrı bir şey, ders ayrı bir şey. Ama dersini yapmadığın zaman bu dersi yapabilmemiz için ekstra bir yarım saat dersini tamamlamak için çaba sarf etmek ve bu noktada beraber çalışmak o çocuk için bir ceza değil, işi yaptırmak demek. İşte yaptırım bu demek. Yani olayla ilgili bir sonuç ortaya çıkarmak. Aynı cinsten. Eğer bir kişi daha iyi anlaşılsın diye 10 tane gömlek üretmesi gerekiyorsa bir günde 9 üretiyorsa buna para cezası değil veya buna farklı cezalar değil bir gömlek daha üretmesi için vakit verilip o gömleği de üretmesinin sağlanması. Aslında yaptırım bu. İşte aileyi ilgilendiren ve çocuğumuzu da ilgilendiren kararları hep beraber almak. İyiyi doğruyu burada belki kaynağından fikir ayrılığımız olabilir. Anne baba farklı düşünüyor olabilir. Farklı düşündüğü noktalarda e, doğru ne acaba tartışacak. Hatta anne baba bu noktada farklı düşündüğünü çocuğun yanında ortaya koymayıp daha sonra tartışıp stratejisini belirleyip daha sonra tekrar toplantıda bu strateji üzerine çocuğa da bunların neden doğru olduğunu, neden böyle yaptığını güzel bir şekilde izah etmeye çalışmak. Hatta bazen bırakıp hata yapmasını görmek, göstermek ve o hatasının sonucunu çocuğa göstererek e, alınacak tedbirleri beraber almak. Fakat o ortamda mutlaka çocuğun da ne olması lazım? Söz hakkı olması lazım. Çocuğun söz hakkı olması lazım. Bu çok önemli. Eğer çocuk bir ailesini sebep saymasını... Ailesinde efendime söyleyeyim mutlu olmasını istiyorsak bağımsız bir fert olması noktasında yetiştirmek istiyorsak işte bu davranışlar çok önemli. Yani aile fertlerinin konuşmalarda, toplantılarda, muhabbetlerde mutlaka hepsinin eşit bir söz ve oy hakkı olduğunun hissettirilmesi. Yani e, çocuğun kendisini susmaya değil konuşmaya teşvik edildiği bir ortamın olması. Bu çok önemli susmaya değil konuşmaya teşvik etmek çocuğu. Kendi fikirlerini net ortaya koymak. Hani psikoloji dediğinde buna biraz sağaltım deniyor. Hani çocuğun bir şekilde iç dünyasındaki her türlü sorunu, sıkıntısını ortaya koymasını sağlarsanız, siz o noktada sabırlı olursanız asıl kök sebebi bulur ve o kök sebebi ortadan kaldırmak için mücadeleye başlarsınız. Şimdi öyle şeyler yaşanıyor ki dostlar, çocuklar çok iyi insanlar, iyi çocuklar aileleriyle beraber çok güzel vakit geçirirken bir uyuşturucu tuzağına düşebiliyor. Farklı tuzaklara düşebiliyor. Bir buçuk iki sene geçti diyor çocuğumuzun böyle bir tuzağa düştüğünü anlayamadık biz. Araştırıyorsunuz düzgün bir iletişim yok. Etkileşim yok. Herkes kendi hayatını yaşamış. İki sene boyunca çocuk bir problem çıkarmamış ya. Üzerinde durulmamış, konuşulmamış. İşte biz burada inşallah önümüzdeki programda göreceğimiz aile toplantılarını çok önemsiyoruz. Mutlaka düzenli haftalık, iki haftalık beraber aile toplantıları, aile akşam yemekleri çok önemli. İşte kabul edici, güven verici, demokratik anne-baba tutumlarında e, aile her şeyden önce rehberlik yapıyor. Çocuğa yol gösteriyor. Aile bir kurum gibi algılanıyor ve bu noktada bir takım toplantılar oluyor. Bir takım e, çocuğun seçimleri ortaya konuyor. Seçme hakkı veriliyor. Küçüklükten itibaren biz bunu öneriyoruz. Yani beyaz pantolonunu, mavi pantolonunu, kahverengi pantolonunu giyebilir. Seçtirelim. Biz beyazı seçip giydirmeyelim ya da maviyi seçip giydirmeyelim. O seçsin. Ben bunu giymek istiyorum diyebilsin. Bir seçim hakkı olsun. Çocuğa karar vermeyi öğretiyor bu ortam. Beraber konuyu ortaya koyuyoruz ve nasıl karar veriyoruz. Hatta o kararın sonucunda beyaz pantolon giymemesini söyledik ama biz fikir olarak o beyaz pantolonu giyeyim dedi. Halbuki gezmeye gidiyordu veya pikniğe gidiyordu beyaz pantolon kirlenecekti. Beyaz pantolonun kirlendiğini ve onun nasıl bir maliyetle yıkandığını yarın öbür gün lekesinin çıkmadığını görecek. Belki bir beyaz pantolon gidecek ama orada karar verirken kararlarının sonuçlarını hesap etmesi gerektiğini öğrenmiş olacak. Çocuk işte yarın karar verirken acaba öyle mi yapsam böyle mi yapsam şöyle mi yapsam diye korkmayacak. Veya sonuçlarını araştırmaya başlayacak. Kim öğretecek bunu? İşte aile ortamı öğretmiş olacak. Böyle bir ailede e, kabul edilen ya da edilmeyen davranışlar da belli olmuş oluyor. Burası çok önemli. İşte biraz önce tutarsız aileyi anlatmıştık ya işte kabul edici, hoşgörücü, güven verici demokratik ailede, şunlar kabul edilebilir, şunlar kabul edilemez diye aile kendi yapısını ortaya koyuyor ve e, çocuğa ev, toplumun yapısı, anlatılma fırsatları oluyor işte. Bu ailelerde aile toplantıları hakim ve çocuklar. Belli sınırları bildiği için o sınırlar içerisinde yine özgür olmuş oluyor. Aslında hepimizin özgürlüğü öyle değil mi? Hürriyeti tanımlarken ne denir? Özgürlüğü tanımlarken başkalarının özgürlükleri ya da başkalarının hürriyetlerine zarar vermeyecek şekilde özgürlük değil mi? İşte ailede de aslında bu ortam oluşmuş oluyor. Şunlar 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 sınırlar olması gerekenler olarak hep beraber kararlaştırılıyor. Bazen bir konu hakkında YouTube kanalından bir şeyler öğreniliyor. Bazen farklı bir otorite, bazen bir doktora gidiliyor. Ya bunu yemek kültürümüzde cips, kola kültürü var. Çok yiyor çocuk. Ne yapalım? Hadi bir doktor. Doktor diyor ki hayır bu sakıncalı şu zaman sonra şunlar olabilir. Size şu maliyetleri olabilir. O zaman ne kadar tüketmek lazım? Ya işte ayda bir ya da iki haftada bir tüketilirse vücudu ne absorbe eder? He. O zaman azaltalım bunu. Hadi karar verelim. Hadi azaltalım. Nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Beraber karar veriyoruz. Birden bir ortadan kaldırmıyoruz, Tedricen yapmış oluyoruz. Peki bu tip ortamlarda e, yetişen çocuğun kişilik gelisi, gelişimi nasıl oluyor? Aslında yine e, biraz önce e, ifade ettiğim noktada e, bütünleştirici bir sonucu görmüş olacağız. Saygılı çocuklar yetişiyor, Özgüveni olan çocuklar yetişiyor. Aslında sınırları da bilen aktif çocuklar yetişiyor. Yarın öbür gün kendine de sınır koyabiliyor. Üretici kişilikler yetişiyor üretici noktada sınırları çerçevesinde ama rahat hareket etme, hareket etme imkanlarını kullanabilme alanı da çocuğa verildiği için yarın öbür gün kendisini ortaya koyabilen, imkanlarını maksimum noktada kullanılabilen, fikirlerini seçebilen çocuklar oluşmaya başlıyor. Çünkü seçim alternatifleri var. Ve bir takım yaptıklarının karşısında, söylediklerinin karşısında, davranışlarının sonucu olarak sınırlarının sonucunun sorumluluğunu yaşayan çocuklar yetişmiş oluyor. İşte burası önemli. Hani Kurallara ve otoriteye karşı e, körü körüne bağlanmayan çocuklar yetişmiş oluyor. Yani sınırlarını anlatıyorsunuz, neden sınırlar olduğunu anlatıyorsunuz, özgürlük alanını ortaya koyuyorsunuz ve bunu tartışıyorsunuz. İşte burada körü körüne bağlı olmayan, açık fikirli ve kendisi de hoşgörülü olan, anlaşılır olan çocuklar toplumsal ortama uyumlu çocuklar yetişmiş oluyor. İşte ne güzeldir kabul edici, güven verici olmak. Ne güzeldir güzel bir iletişimle, güzel bir muhabbetle evladımızı hem sınırlarını bilen ama sınırlarının içinde de seçimlerini yapabilen, kendini gerçekleştirebilen evlatlarımızı yetiştirebilmek. Allah hepimize böyle evlatlar, böyle yaklaşımlar nasip eylesin. Ön yargılarımızdan, bir takım geçmiş sıkıntılarımızdan kurtularak böyle güzel evlatlar yetiştirmeyi hepimize nasip eylesin. İşte bu evlatları yetiştirmek için çok önemli bir mefhum da aile toplantıları inşallah önümüzdeki programda aile toplantıları konusunu işlemiş olacağız. Muhterem dostlar Allah'a emanında olun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.